Evet gençler geldik. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım dedim. Bir tanıttık. 9.3. İçinden geçiverirdi. Geçen zaten bununla ilgili bir tane hem Instagram'a hem YouTube'a attık böyle. YouTube beni bir hafta banladı geçenlerde. Takip edenler diğer taraflardan biliyor zaten. Şimdi gençler bu alet ne işe yarıyor? Bu alet RFID, NFC, HID kartları kopyalamaya yarayan bir cihaz. Genelde işte Red Team aktivitelerinde kullanıyor. Diğer bütün gösterdiğimiz cihazlar gibi. High ve Low olmak üzere bir değişik versiyon kartlar var. Kartların arkasından böyle ışık falan tuttuğunuz zaman rahatlıkla bunu anlayabilirsiniz, görebilirsiniz. Kartın bir tanesinin içinde çevresi boyunca sarılmış bir tel görülür. Yerinde de ne çevresi boyunca ama daha küçük alanda sarılmış bir tel görünür. Bunda da bir tanesi low level, bir tanesi kısa dalga, bir tanesi uzun dalga işte. Nasıl satayım? Öyle. Bu da demek oluyor ki bütün kartlara neredeyse bu cihazı kullanma işlemi yapabiliyoruz. Bu cihazın kurulumunu göstereceğim. Bu arada bu cihaz yeni değil. Bu cihaz 7 yıllık falan bir cihaz. 7 yıldır var yani. Cihazı buraya takalım. Ve macera başlasın. Arkadaşlar cihazın kurulumuna çok dikkat edin. Bunu böyle birikman ederseniz patlar maazallah. Yok, patlama değil de cihaza başka bir ekipman alıp düzeltmek zorunda kalıyorsunuz. Yani içindeki firmware'i silmek için. Normalde firmware kurulu geliyor ama ben şimdi size kurmamış halde bu. Yanar dönen ışıklar. Beyaz bir hırsız ışığı ön tarafında. Değişik. Antin kuntin bir cihaz. Bir saniye hemen. Geçerli konumu ayarlayıp. Şimdi cihazımız burada arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen burada terminale geçiyoruz. Burada hoppa ne oldu? Teknik bir zıpırdama yaşıyorum şu an. Aynen düzeldi. Evet, USB diyoruz buraya. Hop şöyle bir bakıyoruz. Böyle bir kontrol. Ah ne varmış burada? Box Mark 3 RFID Instrument. Bunu görüyorsunuz gençler burada. Bu cihaza genelde yazılım bulunmuş vaziyette geliyor. Ama siz hani bunu update etmek istersiniz. Tekrar güncelleyeyim ben bunu işte daha iyi olsun değişik özellikler katılıyor buna güncelleniyor sürekli falan ve bu kitap üzerinden bunu bu şekilde biraz da anlatacağım yöntemle kurabilirsiniz güncelleyebilirsiniz sıfır gelmiştir cihaz hiç kurulum yapılmamıştır içine yeniden kurabilirsiniz belli şeylere dikkat ederek her şeyi yapmanız mümkün şimdi benim burada cihazım bilgisayarıma takılı geldim abi açıklama kısmında reponun linkini de vereceğim hatta detaylı anlatan bir YouTube videosu var onu da göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar bunu ben size her zamanki gibi nakliyede nasıl kurulacağını göstereceğim her şeyi de vermeyeceğim ki bana yorumlar kısmında kurulum yaparsınız başınıza gelen sıkıntıları falan söyleyin neler yaşayabileceğinizle ilgili ben size talimat vermeye devam edeyim. Arkadaşlar önce APT repodan upgrade yapıyorsunuz. Bütün kurulları, araçları, script'leri kurmaya başladığınız gibi. Hatta işte bu auto remove falan da diyor. Sonra gerekli olan sertifikasyonları falan kuruyorsunuz. MX'de mesela versiyon gayet rahat çalıştı yani hiçbir sıkıntısı yok. Geldim bütün kütüphaneleri, ıvırları, zıvırları kurdum reponun içindeki. Kurulum noktasına geldim abi. Ne yapıyorum kurulum noktasına geldiğim zaman? Böyle bir hamle yapıyorum. Buraya ben buraya abi. Buraya mesela Roxmark 3'ümü indiriyorum. Firmware'ı burada önce indiriyorsunuz. Daha sonra kurulum için kontrol ediyorsunuz. Kurulumu yapıyorsunuz. Daha sonra gayet rahat şekilde Roxmark'ın içine bu zımbırtıyı kuruyorsunuz. Eğer kurulumda herhangi bir hata yaşarsam mesela Modem Manager. Modem Manager diye bir araç var arkadaşlar Linux'ta. Bu otomatik olarak kuruluyor abi. Bu Modem Manager'da sadece şey değil bu arada Proxmark 3 değil. Sadece bununla alakalı bir sorun değil yani yaşayacağınız sorun eğer yaşarsanız. Yaşayacağınız sorun bütün bu Arduino modüllerde, bootlarda, zırhlarda yaşayacağınız bir sorun. Modem Manager'ı bu sorunu yaşamamak için ortadan kaldırıyorsunuz abi. Sudo apt remove modem manager diyorsunuz. Çatır çatır bunu silip atıyorsunuz abi. Zaten hiçbir işlevi yok. Gerek yok yani artık hani otomatik var da gerek yok. İşlevi olan bir şey değil yani. Bunu silip atıyorsunuz. Bunu silip atmadan size rahat yüzü göstermiyor çünkü. Yani işleminizi rahat rahat yapamazsınız. Problem yaşarsınız. Sıkıntı yaşarsınız. Tamam mı? Daha sonrasında abi
kontrol ediyorsunuz, kontrolünüzü yapıyorsunuz, USB üzerinde işte bağlı mı değil mi diye böyle bakıyorsunuz buraya, ne var ne yok. İşte ben burada görebiliyor muyum, göremiyor muyum, ıvırık zıvırık. Bağlı olan USB'de nerede bağlı olduğu, bunun girişini yapıyorsunuz. Diğer modüllerde olduğu gibi. Bunu hatta şeyde çok daha detaylı anlatmıştım. Saat, hacker saat yapımında saatle alakalı bir sorun yaşarsanız demiştim. Yetkilendirme falan yapmanız gerekiyor Debian üzerinde. Abi ondan sonra komple etmeniz lazım. Bunun içinde ne yapıyorsunuz abi? Proxmark'ın içine giriyorsunuz. Git pull komutuna giriyorsunuz. Eskiliyor mu bilmiyorum. Böyle patlama sesleri, çatlama sesleri. Savaş çıkmadı. Şey var, kutlama var. Hintlilerin bayramıymış. İşte Diwali. Böyle havai fişekler falan. Katapatlar, bayağı coşkulu insanlar. Arkadaşlar burada ES diyorum ben. CD Proxmark 3'e girdim. ES diyorum tekrar. Sonra da arkasından Mac Clean diyorum. Hatta iki komut birleştireyim. Mac C diyorum. Bunu abi bana öyle bir komple ediyor ki, tamam mı? Böyle biraz bekletir sizi. Zamanları biraz. Yapıyor güzelce komplesini. Ve bunu teslim ediyor. Teslim ettikten sonra da gençler. Şimdi ben neden tek tek bunları yapmıyorum? Komutlara girmiyorum. Yeni baştan. Yeni baştan kurulum beklemeyelim. Çok vaktimiz gitmesin. Sabırsız arkadaşlar var. Videoyu izleyip 3. dakikada bırakan arkadaşlar çok fazla. O yüzden biraz daha hızlandırıp işlemi öyle göstereyim diyorum. Make install dediğimiz zaman gençler bunu gayet yapıyor. Şimdi asıl mesele şu. Şimdi bu make install dediğimizde sistemimizin içine PM3 tool'unu kuruyor. Bu PM3 tool'u sizin bilgisayara bağladığınızda Proxmark 3'ü yönetmenize yarayan bir firmware. Bunu kuruyor. Biz şimdi bu PM3 all deyip Enter'a bastığımız zaman Proxmark'ınızın üzerinde böyle yeşil ışık yanıp sönmeye başlayacak. Kuracak. Kurduktan sonra da yeşil sarı yanıp tamamen kapatır. Proxmark'a yüklenmesi gereken firmware'i doğrudan Proxmark'ın içine kurar. Bu işlemi yaparken sakın ha müdahale etmiyorsunuz. Müdahale ettiğiniz zaman dediğim gibi birik olabilir. Birik olursa gerçekten çok ciddi problem yaşarsınız. Gelin fasulyenin faydalarına. Ben Proxmark kurdum arkadaş. Buraya geliyorum. PM3 yazıyorum. PM3 yazıyorum. Hop. Açıldı taze. Bak şimdi. Burada sistemi görüyorsunuz. Kurduğum sistemi. Burada target'ı görüyorsunuz. İşlem tamam. Her şey çok güzel. İşte fonksiyon kontrolü yapmamız gerekiyor. İşte girişimizi yaptık buraya mesela. İlk testte mesela status dedik. Burada komple içindeki konfigürasyonları bize gösteriyor. İşte frekans değerlerini, daha sonra buradaki bütün değerlerini tek tek görebiliyorsunuz. Transfer hızları, tamam mı? Standalone modu çok iyi bu arada. Bilgisayara hiç bağlamanıza gerek kalmadan bütün işlemi yapıyorsunuz. Şeyde, Shorts'ta ve Reels'te onları da gösterdim zaten. Direkt onu gösterdim doğrudan. Direkt tek tuşla, üstünde ufak bir tuş var. O tuşla direkt doğrudan standalone modu alıp hem record hem okuma yaptırabiliyorsunuz. Hem de klon ettiğinizi bulabiliyorsunuz aynı şekilde. Bunun üstüne bir batarya monte edebilirsiniz arkadaşlar. Lame işi gerekiyor biraz elektronik. Hani cihazı açıp içine bir tane ufak batarya koyup şarj olabilen bataryayla cihazı kullanabilirsiniz. Onun dışında powerbank gibi bir şeyle de kullanabilirsiniz. Elektrik sağlayabilecek. Sonra bunu kontrol ettik mi abi? Versiyon yazıyorum. Versiyon bilgisini bize veriyor. Bak burada C ile işte değerlendi. Linux'ta değerlendi. Burada destekledikleri firmware. Burada nereden aldıysam. Iceman zaten firmware'in yazan geliştirici. Tüm diyorum. Evet tüm dediğimiz zaman bize bir şey gösterecek burada bak. Mesela bak ben buraya aynen burada bütün bu şey değerlerini yaptı. Anten ayarlarını falan yaptı. Kendisi burada her şeyi düzenledi. Bize bir grafik açacak pencere. Bu açılan pencere grafiğinden okey dedikten sonra size bütün her şeyi gösteriyor. İlk kullanımda ne yapmanız lazım? Kullandığınız sürüme bağlı. Şimdi bunun değişik versiyonları da var mesela. RDV4 var. RDV4, RDV4. Bununla ilgili bir sürü şey yapmanız gerekiyor. İşte konfigürasyonları yapmanız gerekiyor. Anten ayarlamalarını yapmanız gerekiyor. İçinde onun daha farklı standalone modda brute force falan atabiliyor. Böyle farklı giriş kapılarına falan onları falan ayarlamanız gerekiyor. Yüklemeniz gerekiyor. Bunların hepsini size
Tek tek gösterir. Hatta smart card modül var içinde. Smart card modülü de update etmeniz gerekiyor. Elinizde benim size şimdi kullandığımız ProgSmart 3 gibi eski model bir cihaz varsa sakın smart card update olayına girmeyin. Ya da sistemin doğrudan brick olmasına sebep olabilir arkadaşlar. Bak, standalone moda geçiyorum. Zaten bak şimdi ben bunu açtığım zaman hop ne diyor? Start diyor. Tamam. Şimdi bak Record Start dedi. Kayıt almaya başladı. Böyle bu şekilde standalone moda girdiğinizde elinizdeki kartı doğrudan cihazın üzerine tutup okuttuğunuzda bu işlemi kendisi bilgisayara bağlı olmadan yürütebiliyor. Sonra bunu böyle kapatıyorsunuz. Tamam mı? Tekrar açtığınız zaman sarı bir ışık yanar gösterdiğim gibi. Şu an zaten record olmadı. Bu sadece zero aldı diyor size. Bu da uyarıyı verdi zaten. Yani bu şey boş. Gösterdiğim kart boş diyor. Bu şekilde ProgSmart 3'ün kurulumunu yapmış. Uygun şekilde kullanır hale gelmiş durumdayız. Burada mesela Options dediğim zaman bana burada bütün options'ı işte analiz, data burada bak karşısındaki açıklamalar burada yani bilgisayara da bağlıyken kartı hangi amaçlar için kullanabileceğimi bana burada gösteriyor. Burada mesela atıyorum mesela burada NFC yazdım girdim bak NFC option çıkarıyor sana. Burada artık senin tagin hangi type nasıl kullanılıyor bunların hepsine uygun şekilde cihazına tarama yapmanı sağlıyor. Cihazınızın bağlantısı kesilirse ekrandaki gibi bir uyarı alacaksınız. Offline cihaz bağlantısını düzelttiğiniz zaman eski haline geri dönecek. Quit dediğimde de işlemden çıkar ve son işlemi kaydeder. Gerekli olan linkleri vesaire ben vereceğim. Evet arkadaşlar bu seferki sorumuz da böyleydi. Bir dahaki videoya çok farklı bir cihaz daha tanıtacağım büyük ihtimalle. Videoları da artık her hafta düzenli şekilde atmaya çalışacağım. Biraz aksamalar oldu arada. İşte bu ban meselesinden falan ötürü. Bu arada hiçbir şekilde sponsor falan yok. Buradan kendim edindim. Bu reklam değil. Kendi siber güvenlik sektörleri ettiğim hizmet veren arkadaşlar için. Aydınlatıcı merak eden arkadaşlar için aydınlatıcı bir video olmasını istediğim için. Bir dahaki videoya kadar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.